Gözlerimin içine bak. Peki ilk sorumuz. Aldığın en kötü doğum günü hediyesi neydi? Sanırım 15 yaşındaydım ve böyle saçma sapan bir hediye yani. Cüzdan. Hani ama böyle cüzdanın içinde de birçok böyle kredi kartını koyabilecek birçok şey var. Bu arada öğrenciyim ve param da yok. Aynen. Hani kredi kartlarım da yok. O cüzdanı ne yapayım diye böyle bana bilmiyorum kötülük müydü neydi anlamadım ama bir böyle... Bir saniye Fırat ben bir... ben bu sandalyeye bir alışayım seni dinleyeceğim. Hep böyle geriye kalkılıyor bu. Peki. Anladın mı ne demek istediğimi? Aynı, hani anladım. Saçma bir hediyeydi. Anladım. O cüzdanı aldım 5 sene sonra kullandım. Çünkü çalışmaya başladım ve para kazanmaya başladım. Yani bizde şöyle. Çok anlamsız bir hediyeydi. Aynen, yani. Tamam. Ama biz cüzdanı mesela hediye olarak beğeniriz. Şey gibi. Önce cüzdan gelsin de sonra parası gelsin. Sonra. Öyle bir şey olduğu için. Benim için öyle oldu. Aynen. Önce cüzdan sonra benim para. Benim aldığım en kötü hediye... poşet dosyada bir saman kağıttı. Ah! Arkadaşlar yani Allah düşmanımın başına vermesin. Hediye bekleyen biri değilimdir normalde birçoğumuz gibi. Ama yani hediye alınıyorsa da doğru düzgün bir şey al bari yani. Benimle tanıştığı zaman çizdiği kağıtmış o. Aa, enteresan. Galiba pek de kendinde değildi. Ha. Çünkü böyle karalanmış çizgiler var yani. Onu poşet bir dosyaya koyup bana getirmişti abi. Kıyamam. Kıydık biz. Kıyılması gerekiyordu çünkü bir noktada. Abi poşet de buruşuktu bak böyle çerçeveletse falan diyeceğim ki bir şey. Neyse Allah'ından bulsun. Kendi horlamana uyandığın oldu mu? Ben horlamam ki. Ya ben, yok öyle bir şey. Gerçekten nasıl horlamazsın ya? Yok yok öyle bir şey yok. Gerçekten söylüyorum 6 senelik bir ilişkim vardı. Muhtemelen 6 sene içinde 2 kere horlamışımdır yani. Ve ilişki o yüzden bitti. O yüzden tabii. Çünkü başlamadan önce öyle bir anlaşma yapmıştık. Aynen. Hayır gerçekten öyle değil. Horlamıyorum. Ben de horlamıyorum diyen var mı aranızda? Horlayanlar elini kaldırabilir mi? Yani arkadaşlar biz horluyoruz memleket olarak. Evet. Yani gece İstanbul'da bir uğultu var ya trafik değil. O horlama. Biziz. Sesi. Evet. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Dibine kadar yani. Değil mi? Herhalde canım yani. Herhalde okursun. Kesinlikle. Araştırır mısın bulmak için? Çabalar mısın bulmaya? Bir de şey var böyle bir garip bir şekilde. Böyle telefona falan bakıp arada bir neler falan hani o... private alanına falan girmeyi seviyorum. En sevdiğin küfür ne? Yok öyle şey yok. Ben en sevdiğim şey şapşal. Ha, şapşal mısın oğlum sen falan derim. Ha, şapşal anladım. Ha, işte. O şeydi. Sami. Ya bu yalnız bu küfrü herkes benim gözümün içine bakarak ediyor. buna dikkatinizi çekmek isterim. İlk çıktığında dalga geçtiğin ama sonradan bağımlısı olduğun bir şarkı var mı? Sanırım şey, Ezel. Ezel'in Felaket diye bir şarkısı vardı. Evet. Vardı, herkes biliyor zaten. Evet, evet. Ezber. Şimdi tabii ki fanıyım ve... Ama şöyle kız kardeşim bir kere beni şöyle dedi. Hani abi dedi bak böyle bir şarkı çıkmış dinle bir dedi. Ben de o dönem bayağı çok ototün mevzusu vardı. Herkes böyle bir sesini değiştirip falan söylemeye başlıyordu falan. Bir gına gelmişti açıkçası. Ben de dedim ki ya üf falan bu ototune artık sıkıldım dedim. Evet. Sonra aylar sonra bu şarkıyı kendi başıma arabada dinledim ve bayıldım. Ve inanılmaz ve ondan sonra hatırladım. Danko, aa evet ya kız kardeşim dinletmişti bu şarkıyı bana dedim. Evet. Sonra tabii ki müptelası oldum yani Ezel'in. Buradan Ezel'e selam olsun. Sevgiler bro I love you. En çok izlediği programın bu olduğunu... En sevdiğim. ...umut ediyoruz. Naber Ezel, nabiyon. Evet. DM'den yok artık dediğin birinin sana karşı yürüdüğü oldu mu? Oldu. Oldu ama... Ha. Oldu ama... Kim söylemeyeceksin adını. Adını söylemeyeceksin. Ha. Evet. Adını tabii ki oldu. Oldu. Oldu böyle hani... Wow! O kadar. Evet.
Vallahi oldu. Peki, gerçekten oldu. Peki o zaman şunu sorayım. Wow demenin nedeni ne? Yani çok şöyle, yüksek standart. Aşırı beğendiğim biriydi. Ha. Ve yazarken bir şey oldum böyle yani. Aşırı mutlu oldum yani. Aa, ve heyecandan iki gün sonra hello falan. De, anladım. Sonra hello derken hani selam. Aynen. Anladık biz onu. Ya buralı yani. Buralı aynen. Ya aynı. Sonra ne oldu peki? Bir şey oldu mu? Sonra devam geldi tabii. Aynen. Devamı o kadar da gelmemiş. Yalnızsın ya Fırat. Hayır bir süre geldi ama yani. Bir süre yaşadık yani. Aynen anladım. Ben bir şey yaşıyorsam yaşıyorum yani. Aynen. Çok iyi yapıyorsun. Sana helal olsun. Onu bana unutturmayın. Kuliste soracağım. Ya da söyle lan. Şaka şaka söyleme sakın. Sakın. Biliyorsun ben. Ha? Ha. Hayır arkadaşlar. Hayır. Bir söyleyeceğim. Şuraya yazsana. Şuraya yaz. Ben yaz söylenip söylenemeyeceğini ben söyleyeceğim sana. Ya ki zaten keseceğiz tamam oğlum burayı. Tamam abi. Okay. Yazayım mı? Evet ya. Oğlum bunu kimse görmüyor. Abi bu nasıl bir coşku arkadaşlar ya? Ha. Okey. Nasıl ya? Abi nasıl ya? Bunu bana yapamazsın yani. Arkadaşlar. Bence yalan söylüyorsun İbo. Aynen. Bu ben falan yok abi. Yok. Evet. O kadar değil yani. Aynen. Bence sen... bayağı wow falan. Ha, ha, öyle yap da merak etmeye devam etsin. Ben size sonra söyleyeceğim. Yok hayır. Hiç merak etmeyin. Allah aşkına onu söyleme. Onu uğurladıktan sonra söyleyeceğim. Çünkü... Zaten aramızda kalıyor abi de sen şimdi güvenmedi. Ya şey kimsenin özel hayatı ve şey ilgilenmez. Aynen özel ya. Hayat aynen. Peki. En yakın arkadaşının düşmanı senin de düşmanın mıdır? Hayır ya o ne ya bayağı ilkel bir durum ya. Öyle mi diyorsun? Evet ya? Bence de. Ya bir şey söyleyeceğim biriyle atıyorum. Ya arkadaşın kavgalıysa sen kavgalı olmak zorunda değilsin ya. Ya evet evet ama en yakın arkadaşın. O ne ya artık benim arkadaşımın arkadaşları hepsi düşman. Öyle bir şey olabilir mi ya? Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat ne? Sanırım şeydeydi. 10 ay önce Saklı dizisini çekerken bir kadın yaşlı teyze bana baktı dedi. Aa dedi ne kadar yakışıklıymışsın dedi dizide. Belli ki sana çok makyaj yapılıyor. Çok çirkin adamsın dedi. Bu iltifat buysa mesela eleştiri ne aldın? Abi hakikaten beni orada killer yani öldürdü yani. Aa berbatmış. Böyle şey dedi aa çok daha yakışıklıymışsın televizyonda dedi yani. Bayağı seni boyuyorlarmış belli ki. Aa. Evet. Gerçekten garipmiş. Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Hanımlar beyler alkışlarınızla Gözde Seda Altuner geliyor. Tiyatro gibi mi? Hem seyirci var hem kamera var. Çok havalı. Evet evet kafan karışsın da çabuk aynen. Heyecanın gitsin merhaba diye. Merhaba arkadaşlar çok heyecanlıyım. Evet sen merdivenden mi düşüyordun Azda? Sana şaka olsun girişte öyle bir ambiyans olsun diye yaptım numaramı antrenme aldım. Yüreğime iniyordu Allah kahretmesin. Evet son şakalar olsun program yükselsin aşkım. Aynen aynen. Yani en iyisin buradan yuvarlanmışlığı var yani benim de birkaç numaram hakikaten, olacak. Hakikaten onun gerçekten reyting için yapmayacağı çok az şey var. Peki birçok yerde yaşadığın yeri anlatmışsın diyor. Çocukluğundan bahsettiğin evet. Şey. O nasıldı çocukluğun? Çocukluğum eğlenceliydi ya. Hmm. Yani hani çocukluğumu yaşadım çok rahat diyebilirim böyle. Sokakta oynadım böyle pislik, kan, gözyaşı her şey. Biz yani, son jenerasyonuz galiba ya. Gerçekten öyle yani evet. Çok üzücü. Ama yani çok da özgür bir çocuk da değildim yani böyle o aşağı inme dışarı çıkma saatlerim kontrol altındaydı. Yani mesela anne dışarı çıkabilir miyim dediğimde böyle hayır neden piyano çalacaksın falan değil yani neden nedeni yok yani hani evde oturacaksın falan. Vallahi bizde de vardı öyle var şeyler. Var mıydı? Mahallede ben hiç mahalle görmedim diyen var mı? Mahalle kültürü almadım bilmiyorum ben onları diyen. Siz mi? Ben minnoşum. Hiç görmediniz. Nerede yaşadınız?
Sitede mi büyüdünüz? Aynen. Peki. Sen Tokatlısın. Evet. İnternete biz Tokat'ın nesi meşhur diye yazdığımızda çeşit çeşit yemek isimleri, evet, çıktı. En çok nesi meşhur sence? Kesinlikle. Ya bir kere bu konuya temas ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok samimiyim. Tokat kebabı o kadar büyük bir haksızlığa uğradı ki arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum bak. Hani böyle şöyle düşün. Yani böyle donanımsız insanları düşünün mesela, sanatçımış gibi yapıyor. Donanımsız böyle altı boş, aslında hiçbir... Kim ya mesela, isim verirsen daha iyi anlarız. Bence sen istemezsin isim vermeyi. Kesersin bence oraları. Evet, evet, evet. Ondan sonra o böyle daha ünlüdür. Ama böyle gerçekten donanımlı, çok iyi bir müzisyen vardır mesela. Biz onu tanımayız. Evet. Tokat kebabı tam olarak budur. Arkadaşlar, soru sorabilir miyim? Sizin seyircinize soru sorabilir miyim İbrahim Bey? Estağfurullah, tabii ki. Hiç Tokat kebabı yiyen var mı? Tokat kebabı yiyenler, evet, arkada. Canım bir mi? Mikrofon verebilir miyiz? İnşallah kötü bir şey söylemez, vallahi rezil. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Tokat'ı sor. Fena değil. Nerede yediniz Tokat kebabı? Turhal'da yedik. Hem de Tokat'ta. Evet, Tokat'ta. Nasıldı? Şahane bir şeydi. Bir şey sorabilir miyim? İsim vermek istemiyorum. Bilmem ne kebabı diye geçen pek çok kebaptan daha iddialı değil mi? Yok, değil. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kırıldım. Anne tarafım Adanalı olduğu için şimdi Adana kebabına haksızlık yapamam. Abi Adanalıyla Turhal'a gelin al, yani Turhal'a düğüne kız almaya gittik. Tamam, ben çok tamam, yanlış bir yere geldim. Sen göndermeyi anladın yani. Çünkü ben zaten orada Adana kebabını kastetmiştim. Evet. Yedirmedim memleketini, helal olsun İhanet sana. Edemem, ama yok. Ben de Tokat kebabını yok, güzel. Kimselere yediriyorum. Güzeldi, helal olsun. Gerçekten ben de Adana güzel. Kebabını seviyorum. Urfa, ben de seviyorum. Hepsini seviyorum. Anlaştıysanız devam edelim. Yani yoksa da başka Tokat kebabı yiyen yok mu arkadaşlar? Ah, hanımefendi siz? Hanımefendi. Nerede yediniz? Tokat'ta. Bravo. Evet. Zaten Tokat'a anca düğün için gidiyoruz galiba. Benim Tokat'ta giden tanıdığım yok. Tokatlı tanıdığım. Evet, ben biz ama kız vermiştik oraya yani. Acaba evet. Sizin kızımı aldılar? Zannetmiyorum ama ben kebaplar konusunda kesinlikle katılıyorum. İşte bu ya. Gerçekten yani, çok teşekkür ederim. Emek yok mu orada? Şahane gerçekten. Bir şey. Kuzum, evet. öbüründe de var emek. Hayır efendim. Bak nasıl hayatım hayır? Bizimki bir kere. Ya Tokat kebabını bu kadar konuşamayız. Tamam peki. Yesen konuşurdum. Yesen konuşurdum. Ben sana hiç burada yapıyorlar, götüreceğim. 20 senedir arkadaşız. Evet. Şimdi aklıma geldi. Sormuşsun. Aynen. Gözlerimin içine bak. Gözlerimi kaçıracağım kesin. Aynen. Hazırsan ilk sorumuzu soruyorum. Sor. İstemediğin halde sana akıl veren biri olduğunda nasıl karşılık veriyorsun? Ben daha çok ve çok alakasız yerlerden akıl veririm. O zaten hemen susar. Yani işte mesela o baştan da senin burnunu bir daha mı yaptırsak? Olmamış çünkü bak kırıyorlar sadece falan diye. Hani o abondene olduğu için zaten ben buna daha akıl vermiyorum. Yani çok çirkin bir şekilde saldırı şeklinde akıl vermeye başlayınca o bir daha da... Harika bir fikirmiş. Daha önce aklıma gelmemiş olması. Hiç şaşmaz diyebileceğin bir flört taktiğin var mı? Ya İbrahim, bunlar nasıl yakındılar? Yani insan bunu burada anlatır mı yani? Saçmalama çünkü yani hani ekmeğine de mani olmaz yani. Bir taktiği olan da gelip burada anlatmaz herhalde diye düşünüyorum. Niye ya? Hani benim böyle bir taktiğim var falan diye. Sonra o taktik ne oldu? Puf. Ha, hayatım, sen izlenen bir programsın ya. Evet hani de izliyorlar. Ne bileyim, burada genç arkadaşlarımız da var. Belki faydalanırlar yok diye. Yok ya, o çocuklar çok böyle zehir gibi. Zaten bize tur bindirir onlar, neler biliyorlar. Bana kimse tur bindiremez abi. Onu bir konuşalım da. Hadi taktiğini paylaş bizimle falan. Yok benim taktik maktik yok. Hoşlandığın kişinin ne yaptığını görürsen zank diye soğursun. Yalakalık yaptığını. Birine böyle... Aa. Gereksiz böyle. Evet, bak anladım. Sen de sordun. Evet, evet. Gözümde canlandı. Abi diye geliyor. Abicim, abicim. Aman pis be, evet. Hadi oradan. Berbat.
dedikodu yaparken bahsettiğin kişiye yakalandığın oldu mu? Yani yakalanma denemez ona. Çünkü zaten o kişi o sırada onu gömdüğümü biliyordur yani. Yani ben burada sinirlenmişim, yani ne yaptık gördün mü İbrahim falan diye sana anlatıyorumdur. Ya da benzeri bir şeydir. Yani en kötü durumda bilmiyorum, ben tam olarak böyle bir şey yaşamadım ama gel seni konuşuyoruz derim yani. Ama böyle bir durumda kalan arkadaşımı gördüm. Onu dışarıdan görmek çok daha komik oluyor. Nasıl yani, bir şeydi? Mesela hani o duyan kişi diyor ki duydum ya duydum falan diyor. Böyle, yo ne kim ne ne hayır ne falan. Aslında boşa bağlıyor ve yani o muhabbet aslında ya duydum duydum. Yo yo kim ben ne ben demedim hayır falan. Ben böyle bir duruma düşmedim ama izlemesi çok daha keyifli bence. Düşünce çünkü tamam yakalandım deyip geçiyorsun. Peki Instagram'ın hacklendiğinde görülmesinden en çok korktuğun şey neydi? Hiçbir şey. Yani zaten ben anlamıyorum. Bakın bu hackleme mekleme işlerini arkadaşlar belli ki genç kardeşlerimiz yapıyor. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Hadi bana niye yapıyorsunuz? Arkadaşlar ben 40 yaşında tokatlı, kilolu bir kızım. 90 bin takipçim var. Benim Instagram'ımı hacklediğinde senin eline ne geçecek ya? Takipçi mi geçecek? Mesajlarımda ne görmeyi umuyorsun? Yok o ben değilim. Lütfen yapmayın. Emeğe yazık. Eşimiz dostumuz koyuyoruz orada bize moral veriyor. Güzelsin falan yazıyor. Bir eğlencemiz var. Lütfen yapmayın. Buradan lütfen. Tüm hackerlardan rica ediyoruz. Bir şey gerçekten yoktu. Okey. Evine misafir gelip gittikten sonra yaptığın takıntı diye tarif edebileceğin bir davranış var mı? Örnek vereyim hemen. Bizim editörlerden biri evdeki tüm terlikleri yıkıyormuş. Yani o kadar ayağı pis insanlarla görüşmemeli bence. Bu kadar kazılacak kadar. Ben ayaklarım pis olduğunu düşünüyorum. Ha. Arkadaşımızın tuhaf beyni olduğunu pis falan. Yani ben yok ya öyle bir şey yapmıyorum ama ben bir de genel olarak misafirde çok sevmiyorum. Ben gittikleri zaman değil de gelmeden önce yani gereğini yapıyorum yani. Aynen. Hani tuz döküyorum şeyler falan. Çünkü ya ben böyle şey gibi bir insan değilim yani. Hani kanka takıl ya ev senin falan gibi bir insan değilim. Yani sen geldiğin anda ben o sırada seninle ilgili her şeyden sorumlu hissediyorum. Yani ya acıktıysa, ya bana söyleyemiyorsa, susadıysa, utanırsa, işte boynu ağrıyor mu, yastık vermeli miyim falan filan. Bu o kadar uzuyor ki, yani beni de yormayın. Herkes evine gitsin. Pandemide ne güzel, bu güzel. Yani gelmeyin evime, ben de terlik yıkamayayım. Müthiş. Sadakatsizlikte bulunmuş biri pişman olsa ikinci şansı hak eder mi? Asla hak etmez. Ve buna rağmen eğer mesela ben o ikinci şansı veriyorsam çok ürkmeli diye düşünüyorum. Yani çünkü orada belli ki yok olmaz affetmem. Affetmez. Affetmem asla seni. Peki aptallığa çok sinirlendiğini biliyoruz. İsim falan vermeden en son sinirlendiğin aptallığı anlatabilir misin? Yani şimdi aptallık demeyelim. Ben de sonuçta çok çok böyle yüksek zekası olan bir insan değilim ama... zekasını yeterli derecede kullanmaya emek ve özen göstermeyen insan. Ben hayatımda daha aptallık. Ayrıntılı tanımlanmış bir aptallık bilmiyorum. Evet. Yani algısı kapalı. İstese yapabilir ama yapmayan yani. Aynen. Yoksa aptal değil. Şimdiye dek sana yapılan en romantik şey neydi? Romantikti dediğim şeyi hayatımda tanıyıp tanıyabileceğim en öküz insan yaptı. Ya bu müthiş bir çelişki. Yani öyle olmasını istemezdim ama bu da kayıt yani. Onu kayda aldı bir kere. Yani burada onu anlatıp yani onu onurlandırmak istemiyorum anladın mı? Yani bırak tamam. Bütün öküzler böbürlensin. Aa, ben miyim acaba falan diye bir kaynasın orası yani. Dolgu estetik midir? Tabii ki estetiktir. İnsanın güzelleştiren her şey estetiğe girer bence. Diyorsun. Evet.
Sence değil midir? Ve çok da kızarsın. Şimdi burada bakın arkadaşlar ifşa başladı. Şimdi bakın bu beyefendi buraya tabii programcı olarak bulunuyor. Konukları geliyor. Konukların hepsi dolgulu. O yüzden o yüzden bu konuyu konuşurken hep böyle büyük bir saygıyla falan dinliyor ya. Ben zamanında dolgu yaptırdığım için 3 ay gerçekten yüzüme bakmadan konuşmuş bir insan var. Yemin ediyorum. Soru soruyorum mesela. Allah'tan montajı ben yapıyorum. Ya. Ben olsun yanmıştık. Buradaki insanlar soruyor. Yazın lan Twitter'a. Yazın her yere. Bayağı böyle mesela soruyorum işte İbrahim nasıl geçti işte prova falan diyorum böyle iyi işte ne yapalım biz de çocuklar şey yaptı. Ya yüzüme niye bakmıyorsun o erisin ondan sonra konuşuruz falan. Ne gerek vardı ya böyle bir şey falan. Çok sinirliydi eskiden. Şimdi yaş aldık da çok kızmıyor. Ama bence sence de dolgu estetik değil kesinlikle mi? Kesinlikle evet. Bence de estetik. Dolgu estetiktir. O bazısına da çok yakışıyor. Peki. Vay vay. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz sevgili izleyenler. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Kardeşim. Önce bir dinle yargılamadan önce. Tamam mı? Tabii. Yani, okurum. Evet. Ama neden? Neden? Şimdi bak. Bu benim sevgilim olmuşsa eğer. Evet. Evet. Bu benim sevgilim olmuşsa ben belli ki bu çocuğu seviyorum İbrahim. Evet. Çok basit. Aynen. Şimdi ben sevdiğim... ben sevdiğimin yaralarına... Evet. Evet. Daha derinine. Evet. Evet. Daha çabuk ulaşmak için. Okurum. Harika. Çok iyi bir neden. Kısaltıyorsun süreyi. Aynen. Anladın mı? Yıllarca tanıyacağına anlıyorsun, aa diyorsun falan. Ya da önlem alman gereken bir şey varsa onu hemen. Ha. Ben bunu ilişki için yaparım. Seversen ilişki yaparım abi. En sevdiğin küfür ne? Of. Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu konuda gerçekten içimi dökmek istiyorum. Arkadaşlar benim şu an söyleyeceğim şey bana göre bir küfür değil. Çünkü o duygunun başka bir karşılığı yok. Ne? Türkçe'de yok. Anladın mı? Bak yok mesela. Hadi oradan yok anladın mı? Böyle o duygu geçmiyor yani. Bayılıyorum ona. Evet, ben şimdi... dedim kimse onu küfürü algılamasın. Yok, yok. Çok rica ediyorum. Ben rica gibi duyuyorum zaten. Çok teşekkür ediyorum. Yani mesela bir daha dersen ben gerçekten diyeceğim yani gözümün içine baka baka. Tahammül edemem dediğin bir ses var mı? Bu ağız şapırdatması falan. Terlik. Ne? Çıpıtık, çıpıtık, çıpıtık. Aa. Tatillerde yanık bu tatillerde durum. Böyle yani ya o kalabalıkta karışıyor da mesela hani evde mesela ay, biri böyle içeri çıpıtık çıpıtık gidiyor geliyor. Sen bir de kibar söylüyorsun o çıpıtık falan değil yani. Nedir? Lap lap gidiyor da o. İşte, evet. Aa evet. Var mı başka tuhaf rahatsız olduğunuz ses? Tahtaya neyse o. Onu o herkeste. Herkeste. Kim? Aa pardon. Ayak sallamasına. Ne ses çıkıyor oradan? Ses çıkmıyor. Ha siz genel olarak sinir evet. oluyorsunuz. Evet. Sizin böyle sinir olduğunuz şeyi söyleyesiniz geldi. Yani onu sordunuz ben de onu söyledim. Aynen evet. Yanınızdaki beyi tanıyor musunuz? Evet erkek arkadaşım. Ha çok sallar mı ayağını? Bazen çok değil. Bazen çok evet, değil. Çok denk aynen. gelmedi. Bu da size çok sinir olmadı. Sinyal oldu. Anladım çok geçmiş olsun zordur. Teşekkürler. Peki en yakın arkadaşının düşmanı senin düşmanın mıdır? Düşmanımdır. Ama yani her hoşlanmadığı kişi, işte her küçük böyle bir sorun yaşadığı değil. Eğer yani gerçekten onun hayatını etkileyecek, çok üzülmesine sebep olacak bir şey olduysa net düşmanımdır yani. Evet, bu gerçi çok böyle soruyor. Bazen şey olur. Bunun tersini düşünen var mı ya? En yakın arkadaşımın düşmanı benim düşmanım olmayabilir falan diyen var mı sizin? Olmaz. O kadar hızlı söylediniz ki ne dediğinizi bilmiyorum. Daha önce yaşandığı için daha doğrusu. Ha. İşte benim en yakın arkadaşım. Aa merhaba. Evet. Bayağı böyle okulda kanlı bıçaklı olduğu 2 kişi falan vardı. Ben onlarla hiç aramı bozmadım yani. Ne tatlı bir yakın arkadaş. Evet ve gülüyor çok şeker. Siz ne hissettiniz? Normal karşıladım. Çünkü beklediğim bir şeydi ondan.
Oo, olay kızışıyor. Onun da çok kötü olduğu birisiyle ben de çok kötü olmak zorunda değilim. Çok harika. Oh. Buradan kavga ederek çıkacakmışsınız gibi bir endişemiz var. DM'den yok artık dediğim birinin sana karşı yürüyüşe geçtiği oldu mu? Canlı da oldu. Nasıl? Amca yok artık hani yani. Amca mı? Dede diyeydik yani falan. Ama DM'den olmadı. Ha. Söylerim sonra. Gençlikte. Aynen. Aynen, tamam. Ömer Beyler, sizce yeterince dürüst müydü? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.